Galatasaray ilk yarı kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Malumun ilanı Martinez açıklandığında da kadroda yer almadı. Her seferinde belki söylüyorum, izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz de biraz sıkılmış olabilir ama hep aynı cümleyi kuruyorum. Martinez profesyonelliği ve sergilediği performansla Galatasaraylılar için ayrı bir yerdeydi. Türk futbolu adına da bence, ben kendi adıma şahsen izlemekten keyif alıyordum profesyonelliğini. Bu kararı doğruluyor musun Nevzat Dindar? Yani sonuçta alınan karar, yani teknik kadro inceleyip sık dokunmuştur. Nagatomo'nun, Mariano'nun, evet mantık olarak önümüzdeki sezon serbest kalacak oyuncular mı? Daha yeni dün sözleşmesini uzattınız ve birkaç bölgede hatta Joker diyebileceğimiz bir oyuncu olan Martinez. Yani bana sorsan ben Martinez derim. Ama orada tecrübe faktörü var. Ya da diğerlerinin sözleşmesi. Yani bu devre arasına kadar belki de son anda ses çıkarmayacak ya da problem çıkarmayacak bir karakter olduğu için de Martinez olmuş olabilir. Ben de şahsen, yani ben bir gazeteci olarak Galatasaray antrenmanlarını, maçlarını takip eden biri olarak Martinez'in bir teknik direktörün ya da her takımın Martinez gibi bir oyuncuya evet, ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Nagatomo'nun bir türlü o yaşadığı problemden ciğer sönmesi, o problemden sonra bir türlü eski Nagatomo olamadığını, Mariano'nun inişleri çıkışları, ki Mariano aslında çok önemli bir oyuncu ama istikrar konusunda, istikrar anlamında sıkıntıları var. Mariano'nun sezon başlangıcı yalnız iyi oldu. Sezon başlangıcı derken kamp dönemi iyiydi. Yani sezona Galatasaray... Bence en iyi oyunculardan biriydi. Benim izlediğim maçlarda, resmi maçlarda Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biriydi. Nagatomo, Ömer, yani Ömer'e güvenip aslında Ömer Emre bazen iyi... Emre de sakat. Yani Emre hatta hazırlık kampında neredeyse hiç yoktu. Yani Nagatomo da önemli. Gerçi Lines işte solda da oynatabiliyorsun, sağda da oynatabiliyorsun. Hatta Şener var. Dolayısıyla hani bu kararın neye göre alındığını ben de açıkçası bilmiyorum. Yani ben olsam, ben Martinez tutar, Nagatomo'yu gönderirdim. Hem yaşı, hem sözleşme süresi, hem profesyonelliği, hem de Galatasaray taraftarlarının bu kadar çok belki yıldız, başrol oyuncusu değil ama diğer rollerdeki bir oyuncuya bu kadar tutkulu olduğunu ben çok görmedim. Ya oynadığı pozisyon itibariyle. Martinez kişiliği, karakteriyle Galatasaray'ı uzun yıllardır takip ediyorum. Bazen taraftarın gözünde böyle çok büyük kahramanlar, yıldızlar vardır. Ama onların gerçek hayattaki sergilediği tavırlar ve kameraların önünde sergilediği tavırlar birbiriyle çelişiyor. Yani bazen yapmacık geliyor. Ama Lines öyle biri değildi. Lines Türkçe dersler alıyordu. Çok sakin bir hayatı vardı. Ben sözleşmesini uzattığı andaki o kulüp binasında aile fotoğrafı alırken aile fotoğrafı gibi takım elbise, her anlamda profesyonel. Şey değil, tam bir sporcu yani. Evet. Ahlakıyla profesyonel değil. O fotoğraflarda gördüğünüz Lines özel hayatında da o. Aynen öyle. Yani sosyal medyada taraftara oynayan, tribünler oynayan bir adam olmadı ve buna rağmen ya, çok sevildi. Yetenekleri tabii ki. Kişiliği ve karakterini Galatasaray taraftarı çok sevdi. Lines'e ben çok üzüldüm. Gayet doğal. Ben de aynı şekilde seninle aynı fikirdeyim bu konuda. Hep söylüyoruz yani Kuzeylilerin böyle bir özellikleri var. Yani adamlar çok az problemli futbolcu çıkartıyor altyapılarından. Var genelde mı problemli? Var. Bentler biraz problemli. Aynen, direkt aklıma o geldi benim de. Niklas Bentler var. Hiçbir takımda dikiş tutturamayan çok yetenekli bir oyuncu aslında. Geri dönmüş zaten. Kopenhag'a geri dönmüş. Danimarka'ya geri dönmüş. Şimdi böyle bir durumları var. Profesyonellik, ahlak, aile yaşantısı, sporculuk, sportmenlik daha doğrusu. Yanlış bilmiyorsam eşi de sporcu değil mi? Lines'in. Ben bilmiyorum. Yanlış bilmiyorsam eşi de kadın futbolcu. Emin değilim ama öyle olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Sanki bir röportajını okumuştum. Şundan dolayı Fatih Hoca tercih yapmış olabilir. Sonuçta Lines'in gerçek yeri hep sağ bek olan. Evet, solda da oynayabiliyor ama gerçek yeri sağ bek. Burada gerçek bir sol beki dışarıda bırakıp, Nagatomo'yu dışarıda bırakıp devşirme bir sol bekle yola devam edemem diye düşünmüş olabilir Fatih Hoca. Sonuçta sağ tarafta Şener öyle ya da böyle. Gerçi geçen sezon Fenerbahçe'de ikinci yarı hiç süre almadı ama bir alternatiftir. Milli takım seviyesinde bir oyuncudur. Mariano zaten iyi başladı. Yani sağ bekteki durumun zenginliği gördükten sonra Lines'ten vazgeçilmiş olabilir. Ama dediğim gibi bu Lines'in ne sportmenliğine, ne ahlakı, ne profesyonelliğine hiçbir şey bir zarar getirmez.
Belki de Ocak ayından sonra Fatih Hoca diyecek ki ya arkadaş ben yanlış yaptım. Seni geri alıyorum diyebilir. Burada tek sorun şu olur. 6 aylık süreçte Lines futbol olarak yani o maç kondisyonunu kaybettikten sonra Galatasaray'a neler katabilir sorusunu tartışabiliriz Ocak ayından sonra ama şu an itibariyle elimizdeki gerçek Galatasaray Nagatomo Mariano ikilisiyle Şampiyonlar Ligi'nde birlikte devam edecek. Yani Lines'e yapıldığı için Lines'e üzülüyorsun. Bu arada yani, Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yok değil mi Lines? Evet. Yok yok. Başka oyuncu olsa yani bu kadar etki yaratır mı bilmiyorum. Yaratmaz. Mariano olsa kimsenin umurunda olmaz mesela. Mariano daha önemli bir oyuncu belki. Ya da Nagatomo. İki gün üzülürsün. Lines'i unutamıyorsun ya Lines. Lines çünkü şey değildi böyle sanki ailemizden ayıp oldu. Biri. Ayıp oldu değil mi? Ayıp oldu değil ya. Üzüldü yani. Evet. Yazık oldu. Onu demek istiyorum. Yani biraz hayatına bakınca da Norveç'in 300 kişilik bir köyünde doğmuş ve bu noktalara gelmiş bir oyuncu. Devre arasında kendisine 3 sene yapalım denilmesine karşın hayır ben döneceğim 2 sene. Ben planlarımı ona göre yaptım demiş. Bir oyuncu. Diyorum ya kameraların önünde ya da sosyal medyada farklı, gerçek hayatta farklı bir tavır sergilemedi. Neyse o. Lines hep oydu. O sadelikte, o mütevazılıkta bir kişilikti. Çünkü gazetecilerle ilişkisinden biliyorum. Türkçe dersler alıyordu. Mümkün olduğunca selam veriyordu. Mümkün olduğunca yanımızdan geçerken iyi akşamlar, merhaba derdi. Evet, evet. Bunu demeyen, yıllardır Galatasaray'da oynayan taraftarın sevgilisi olan oyuncular da var. Aa bizim sporcu şimdi bak o konuya girme. O konuya girersin bizim sporcularımız gerçekten. Yani böyle gazeteci gördüğü zaman tüyleri diken diken oluyor. Yani sanki bir şey yapıyormuş gibi. Şey o yok ama bak o bizim gurbetçilerde yok. Onlar da Türkiye'de aynen öyle. Hakan'a mesela Hakan Çağlan'a gel Hakan bir şey soracağım diyorsun hemen yanında. Merih keza öyle. Milli takımda beraberdik Moldova'da da buradaki maçta da Andorra maçında da Volkan'la beraber takip ettik. Gurbetçi oyuncularda o yok. Ama peki, hemen yerli oyuncularda maalesef. Şunu sorayım taraftarın da çok merak ettiği sorular da bu yönde. Galatasaray Milli Aradın şu Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek ve Falcao'nun oynayıp oynamayacağını merak ediyor Galatasaray taraftarı. Keza aynı şekilde Muslera mı Okan Koçuk mu durumu da söz konusu. Şimdi Muslera nasıl gelecek milli takımdan? Okan Koçuk tercihi olabilir mi Milli Aradın şu ilk maçta? Daha önce de oldu. Daha önce de Muslera'nın böyle uzun yolculuklar maça bir gün kala İstanbul'a gelip ertesi gün maça çıktığı dönemler de oldu. O yüzden ben Muslera ile başlamasının daha yüksek ihtimal görüyorum Fatih Hoca'nın. Çünkü Muslera bu konuda belki başka bir oyuncu olsa sıkıntı yaratabilir ama Muslera'dan yana Galatasaray böyle uzun bir seyahatin ardından işte maça bir gün kala tek antrenmanla maça çıktığında Muslera'da bir problem yaşamadınız. Ama Okan da gelecek vadeden önemli bir kaleci. Ve oynadığı maçlarda da güven verdi. Şu an Galatasaray'ın kalesine Okan'ı koysanız niye Okan oynuyor kimse demez. Bazen böyle fırsatları da vermeniz gerekir. Muslera tamam ama yaşı da ilerledi. Bu yoğun trafik açıkçası bazen sakatlık riski de ortaya çıkarabilir. O yüzden Okan'la başlamasına da kimsenin... Şaşırmaz. Evet hem şaşırmam hem de kimsenin itiraz edeceğini düşünmem. Ama Muslera'nın başlayacağını düşünüyorum onu da söyleyeyim. Peki Falcao? Falcao'dan başka zaten alternatif yok. Andone belki oynayabilir diyorsunuz. Andone'nin cezası var. Bizimle alakalı değil o ceza tabii. Premier Lig. Premier Lig bir şey mi? Premier Lig. Brighton'da. Ve Falcao ile başlar çünkü Babel de biraz yorgun geliyor. Hani Babel'i oraya koyar, işte Babel'le o yükü altından kalkabilirsiniz belki ama bu milli takım dönüşünde özellikle Babel yorgun dönüyor. Bir de şimdi taraftarın sahada görmek için can attığı bir Falcao. Bir başlangıç için ideal bir zaman. Ben de Falcao ile de Kasımpaşa buna uygun bir takım. Yani çok savunmayı, takım savunmasını Konya Spor gibi yapabilen bir takım bir değil. Şöyle bir risk var Volkan. Şimdi gerçi Monaco'nun hocası zaman zaman böyle manidar açıklamalar yapıyor. Ben şey diyor, ben Jardim'in açıklamalarını okudum. Falcao bizdeyken sakatım diye oynamıyordu. Baktım diyor Galatasaray antrenmanda pekala güzel goller atıyor. İşte sakat falan değilmiş. Bu Monaco hocasının Jardim'in açıklaması. Falcao iyi bir başlangıç için ideal bir ortam. Yani Kasımpaşa'da iyi sahada oynuyorsunuz. Hemen ardında Bruges maçı var. Fatih Hoca da bence Falcao'yu görmek isteyecektir. Tüm Türkiye merakla, ilgiyle yarınki maçı Falcao'nun Galatasaray formasıyla sergileyeceği performansı. Galatasaray taraftarı onun atacağı golleri merakla bekliyor.